Şimdi metrodan çıkıyorum. Pendik Kadıköy metrosundaydım. Saat 4'ten sonra normalde almıyorlar bisikletleri. Normal katlı vaziyette değilken, normal şekildeyken. Ama neyse ki sağ olsunlar, yardımcı oldular güvenlikler. Şimdi yukarı çıkıyorum, vapura gideceğim. Vapurdan karşıya Eminönü'ne, Eminönü'nden de Yenikapı'ya geçeceğim. Yolculuğumuz daha sonra Yenikapı'da İdo'ya binerek son bulacak diyebiliriz. Ondan sonra verilini Bandırma. Evet, hadi bakalım. Bayağı bir yükümüz var. Şöyle göstereyim. İki tane küp marka heybemiz var. Şöyle sağlı sollu. Bayağı bir yükledim bu arada hayvanı. Sonra üzerinde ortada bir tane şöyle bir şey var. Ve bir tane de abuz hastamız var. Selamlar dostlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Biraz eğitici bir video olacak diyebiliriz. Şu an Yenikapı'da İstanbul Deniz Otobüsü İdo terminalindeyim. Arkamda da şöyle görmüş olduğunuz gibi katlanır bisikletim var. Hemen göstereyim, biraz detaylarından bahsedeyim şöyle. Niye bu kadar dolu öncelikle? Şöyle göstereyim. Bir sağlı sollu iki tane heybe var şöyle kübün. Sanırım Travels diye geçen bir modeliydi. Açıklama kısmında link bırakırım veya işte ismini yazarım. Sonrasında şöyle normal sporcu çantası var bir tane üzerinde. Bir tane burada da normal sırt çantası var. Bunda da elektronik cihazları falan koydum. Yani bu kadar eşyayı götürüyorum görmüş olduğunuz gibi. Ve bunlar zaten sadece bir kısmı. Niye götürüyorum bunları diyecek olursanız. Şu an İstanbul'dan Bandırma'ya dönüyorum. Ayın 17'si. 17 Mayıs ve benim okul bitti. Evet, bugün son sınavı yaptık. Saat 12'deydi. Ondan sonra direkt ver elini Bandırma dedim. Fazla beklemeye gerek yok. Ve eşyaların büyük bir kısmı daha öncesine göndermiştim. Büyük bir valizle. O yüzden şimdi bunlar bana kaldı. Bunları da şimdi bugün götüreceğim. Bisikletle feribota binmekten, bisikletle deniz otobüsüne binmekten biraz bahsedeceğim size. 7 çeyrekte bu arada, saat 6.30. O yüzden çok da gecikmek istemiyorum. Şöyle göstereyim. Bu kadar yoğun, bu kadar büyük bir kütleyi bedavaya alıyorlar mı diye merak ediyor olabilirsiniz. Eğer daha öncesinde koymadıysanız veya merak ediyorsunuzdur, koyacaksınızdır. Şöyle söyleyeyim. En güncel bilgiyi bilmiyorum. Son zamanlarda araştırmadım ama bildiğim kadarıyla deniz otobüslerinde, yani ufaklarda, içerisine araba koyulmayanlarda 3 taneye kadar bedava. Daha sonrasında 3 lira gibi cüzi bir paraydı sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam artmış olabilir. Her şey arttığı gibi. Eğer arabalı vapurlarda, yani büyük feribotlarda ise 10 taneye kadar, yanlış hatırlamıyorsam 10 taneye kadar bedava alıyorlardı. O da ondan sonrasında ekstra bir para alıyorlar. Zaten o büyüklerde kolay kolay yerleştirebilirsiniz. Küçüklerde araç koymaya yer olmadığı için dışarı koyuyorsunuz. Dışarı bayağı sokakta duruyor yani. Denizin hemen dibinde, deniz otobüsünün kıç kısmında duruyor. Oraya sabitliyorsunuz, çok sıkıntı olmuyor zaten. Şöyle göstereyim hemen, bagajı falan yasladığınızda, bagaj tarafından yasladığınızda çok devrilmiyor, ıslanmıyor. Su falan gelmiyor oraya, biz daha öncesine koymuştuk böyle. Herhangi bir problem olmuyor. Zaten içeri girerken tekrardan size bahsederim neler oluyor, neler bitiyor. Ama şöyle tekrardan bir güncelleme yapayım dedim. Merak edenleriniz vardır. Hem böyle video atmıyordum bayağıdır, atayım dedim. Şöyle tekrardan bisikleti göstereyim bayağı. Dayadık döşedik, her şeyi yerleştirdik üzerine. Kilometre saatlerimiz, ışıklarımız, abuz kildimiz. Bu ufak kildi aldım şöyle Motoplast'tan. Bu da ufacık bir şey, taşınabilir olduğu için bunu tercih ettim. Güzel bir kilit. Şimdi şöyle göstereyim. Burada da kaskımız var. Bu arada yeni kaskım. Instagram'dan takip edenler görüyor ama Instagram'dan takip etmiyorsanız görmüyorsunuz. O yüzden Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Durum bu şekilde. İçeri girerken zaten tekrardan video çekmeye devam edeceğim. Neler olur neler biter hep birlikte görürüz. Yavaştan ben kapatayım. İlerleyen zamanda birazdan tekrardan açarım. Görüşürüz. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Deniz otobüsüne doğru geçişler başladı. Bu arada denizden acayip güneş yansıyor, ışık yansıyor. Şimdi bineceğim, zaten dersiz tasasız bineceğiz. Yani başka pek bir şey kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi bisiklet burada. Şuradan hemen arka tarafa yükleyeceğim. Arka tarafa yüklerken de gösteririm nereye yüklediğimi. Vallahi başka bir şey yok. Adamlar ekstradan bir şey sormuyor. Bunları sökmem gerekti. Bunlar da zaten neyse ki pratik sökülüp takılıyor direkt olarak ayrı ayrı. O yüzden çok sıkıntı olmadı, onları da hallettim. Bisiklet için ekstradan bir şey sormuyorlar yani. Direkt kayıtsız şartsız. Katlanır bisiklet olmasına da gerek yok bu arada. Herhangi bir bisikletiniz, büyük bisikletiniz, 29, 30, 35 ne kadar büyük jantlı bisikletiniz varsa rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Evet, şöyle göstereyim tekrardan. Bandırma ile ilgili farklı videolar yapacağım, farklı çalışmalar, bir sürü işimiz var. Onlarla ilgili zaten zamanı geldikçe sizlerle paylaşım yaparım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay. Evet, şöyle göstereyim bisikleti. Şu an bağladım, şuradan zincirledim de devrilmesin diye. Bayağı sağlam.
heyecanlı bir şey olacak sanmıyorum.